dergisinden yepyeni bir ev turuyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilmiş ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün Muğla'nın Fethiye ilçesindeyiz ve tam olarak da Ölüdeniz mevkiindeyiz. Çok farklı bir ev turu yapacağız. Aslında burası bir ev değil, bu bir çadır. Ancak farklı kültürleri harmanlayan bir çadır olduğunu söyleyebiliriz. Evin sahibi aslında aslen bir yörük olduğu için yörük çadırlarında kullanılan keçi kılığıyla Afrika çadır hayatını birleştirmek istediği için çok farklı ve sıra dışı bir yapı yapmış. Farklı kültürleri harmanlamasına rağmen de bulunduğu bölgeye bizce kusursuz biçimde uyum sağlayan bir çadır bu. Uzun yıllar aslında yaklaşık olarak böyle bir 3-4 yıl Güney Afrika'da Cape St. Francis bölgesinde yaşamış ve oradaki çadır yaşamını, oradaki kullanılan yapı detaylarını çok fazla inceledikten sonra Ölüdeniz bölgesine yerleşip burada aynı usulde bir çadır yapmak istemişler. Bunun farklı bir çadır olduğunu söyledik çünkü aslında dış cephesi hemen hemen çelik profillerle yapılmış ve 360 derece neredeyse diyebileceğimiz cam duvarlardan bahsedebiliriz. Çatıda ise bu keçi kılından yapılmış olan örülen bezle bir çatı sistemi uygulanmış. Burası Faralya ve Kelebekler Vadisi bölgesi. Dolayısıyla muazzam bir manzaraya da ev sahipliği yapıyor bu çadır. Panoramik bir deniz manzarası var. Dolayısıyla bu deniz manzarasının da tadını çıkarmak için ev tamamıyla denize bakacak şekilde konumlandırılmış. Dekte bir havuz var. Havuz çok büyük değil aslında. Bu küçük bir havuz. Ancak bahçe alanı çok geniş. Bir güneşlenme alanı, aynı zamanda bir oturma alanı, yine kendi içinde bir keyif köşesi kurgulanmış. Şimdi burası daha önce de söylediğimiz gibi Likya yolu üzerinde aslında. Likyalılar da biliyorsunuz aslında deniz ticareti yaparlarmış. Normalde onların limanları eskiden Ölüdeniz bölgesindeymiş. Ve burada daha çok mor boya ticareti yapılıyormuş. Dolayısıyla bahçede görülen tüm bitkiler hemen hemen aslında mor açıyor. Sırf bu işte Likya kültürüne bir gönderme niteliğinde. Yani az önce bahsettiğimiz gibi burada aslında Afrika'nın tabiatına ait pek çok bitkiyi görebileceğimiz gibi, örneğin iri yapraklı muz ağaçları gibi tropik bitkileri görebileceğimiz gibi, aynı zamanda bu bölgeye özgü de pek çok bitki örtüsüne bu bahçe ev sahipliği yapıyor diyebiliriz. Bu çadır aslında tam olarak çadır da diyemesek bile 500 metrekare üzerine konumlandırılmış. İç mekan ise 60 metrekare kadar. Aslında küçük gibi görünse de iç hacimde hiç duvar olmadığı için çok ama çok ferah bir yaşam alanı var. Normalde aslında ev sahibinin bu arazisi imarlı bir arazi. Ancak yaptırmak isteyenler için şu bilgiyi de vermek gerekiyor ki eğer siz de bu tarz bir çadır yaptıracaksanız bunun için herhangi bir imar iznine gerek yok. Çünkü çadır statüsünde olduğu için kolaylıkla bir tarla vasfındaki arazi üzerine de bu çadırı konumlandırabilirsiniz. Evet, dış mekanlardan söz ettikten sonra bence yavaş yavaş içeriye girip şimdi içerideki detaylara bir bakalım. Şimdi iç mekanın 60 metrekare olduğundan bahsetmiştik. Aslında çok geniş bir metrekare değil fakat tavanlar çok yüksek. Tavan çok yüksek olduğu için de yani üçgen bir sistem geliyor burada. Konik bir sistem var daha doğrusu. Dolayısıyla çok daha havadar hissediliyor. Burada hiç duvar kullanılmamış ve açık planlı bir yaşam alanı kurgusu var. Öyle ki aslında az sonra göreceğiz tuvalet ve banyoda bile aslında duvarlar yok. Sadece mekanlar kendi içinde bölünebilmesi için bir kod sistemi kullanılmış. Dolayısıyla mutfaktan yatak odasına çıkmak için böyle yaklaşık olarak işte 50 santimlik bir basamak yardımıyla çıkılıyor. Bu kod farkı da aslında iki mekanı doğal olarak birbirinden ayırmış oluyor. Şimdi mutfak da tam anlamıyla buradaki doğanın kendi natüralliğine uygun olarak son derece masif malzemeler kullanılmış. Cilasız ahşap bir tezgah görüyoruz ve tebeşir yeşili dediğimiz bir yeşille burada bir aslında U mutfak düzeni var. U mutfak düzeni olduğu için de
Yapı her ne kadar küçük gibi olsa da aslında son derece geniş ve çok kullanışlı bir mutfaktan söz edebiliriz. Mutfakta da yine böyle country tarzı diyebileceğimiz bir stil. Country İskandinav belki daha doğru olacak. Country İskandinav bir stil var. Beyaz eşyalarda da yine bu stili tamamlaması açısından son derece retro parçalar tercih edilmiş. Şimdi tavana geri dönmek istiyorum. Aslında evin dış duvarlarında da görüyorsunuz. Şu an mesela yapıyı çevreleyen her yerde, özellikle yatak odası tarafında bu kıl çuval var. Kıl çuvalın özelliği de şu, aslında bu malzemeyi göstermek istiyorum size. Bu tam olarak böyle bir ip ve şöyle bir iğne yardımıyla örülüyor. Şu şekilde de bir böyle nostaljik de bir makası var. Son derece doğal bir malzeme olduğu için, tamamıyla keçi kılı olduğu için bu %100 doğal bir malzeme. Yalıtkanlığı çok yüksek, ısı ve soğuğa karşı son derece yalıtkan bir malzeme. Çatıda içeride jüt kullanılmış. En dış katmanda ise yine bu keçi kılından örülen bez var. Fakat yine de yalıtımı biraz daha güçlendirmek için, çünkü biliyorsunuz ki bu bölge çok sıcak bir bölge, Fethiye bölgesi. Araya şu bizim havalı ambalaj dediğimiz paketler vardır, ambalaj paketleri. Onların folyoyla kaplanmış olanlarını tercih etmişler. Duvarlarda da yine benzer şekilde iki keçi kılı bezin arasına bir branda bezi konulmuş. Böylelikle ısıya ve ya da işte soğuğa karşı hassasiyetler minimize edilmiş. Şimdi birazcık yatak odasından bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde buradan gitmeden önce, şimdi duvarda da görüyorum. Gördüğünüz gibi böyle rafyadan bir takım işte süslemeler tercih edilmiş. Bunlar bu bölgenin çok ünlü bir avizecisinden, Fethiye Mylamp'ten. Onlar hem aynı zamanda aydınlatma yapıyorlar, hem de bu tarz ürünler üretiyorlar. Aslında bir tanesinde çiçekleri çevreleyen etekte görüyoruz, saksıları örtmek için kullanılmış. Yine dev bir avize tercih edilmiş ki bu aslında çatıyla, çatının büyüklüğüne orantılarsak son derece bence güzel bir ebada sahip. Binayı komple aslında çelik konstrüksiyon üstüne yapmışlar. Çatıda da aslında bu çelik konstrüksiyon çubukları görüyoruz. Fakat gözle ayırt edememizin sebebi aslında işte bu keçi kılından örülen o doğal kilim tarzı bezlerle tüm çubukların kaplatılmış olması. Bu da bence bu yapıya orijinalliğini veren en güzel detaylardan birisi diyebiliriz. Şimdi yatak odasının olduğu alandayız. Tam da bahsettiğim gibi böyle bir basamakla buraya çıkılıyor. Dolayısıyla böyle mutfak alanına ve aynı zamanda manzaraya tepeden bakıyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor. Burada iç alanlarda biz çok fazla bitki kullanımına denk geldik. Yani neredeyse ağacımsı, çok iri yapraklı bitkiler var. Bu da buraya aslında bu alana çok son derece tropik bir hava ekliyor. Aslında ev sahibi bunun için şöyle dedi. Doğa mı evin içinde yoksa ev mi doğanın içinde, biz karar veremediğimiz için ikisini birbiri içinde eritmeye karar verdik. Biz bu fikre bayıldık. Gerçekten bitkiler bizim tam anlamıyla doğayla bağlantı kurmamız noktasında muhteşem birer köprü görevi üstleniyorlar. Şimdi burada bir başka çok dikkat çeken detaydan bir tanesi hiç perde kullanılmamış olması. Aslında bu fikir birazcık marjinal gibi gelebilir ama burası köyün son evi. Dolayısıyla son noktada bir yer olduğu için çok fazla perde kullanımı da rahatsızlık vermiyor. Yani perdesiz olmak çok fazla rahatsızlık vermiyor. Camlarda da aslında reflekte cam kullanıldığı için evin içi görünmüyor aslında. Şimdi hem mutfak hem İşte dresuar, mesela kapının girişinde bir dresuar görüyoruz, o. Aynı zamanda bu dikmeli yatak yerel bir ustaya, Fethiye Sanayi'de böyle bir marangoz bulunmuş ve ona yaptırılmış. Tamamıyla ev sahipleri kendileri çizmişler, kendileri tasarlamışlar. Ve sonrasında da birazcık daha böyle romantik bir atmosfer vermek için, daha böyle tril tril bir yaz havası katmak için dört bir yanını tüllerle çerçevelemişler. Bizce muhteşem görünüyor.
Şimdi burada da aslında bu duvarları göstermek istiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi az önce içinde branda var dediğimiz duvarlar, bu duvarlar son derece işte yumuşak kumaştan bir duvar olduğunu düşünün. Ama tabii keçi kılından. Dolayısıyla şu an biz içerideyiz ama hiçbir şekilde burası mesela sıcak değil. Halbuki dışarıda hava 40 derece ama son derece klimatik bir ortam var burada. Buradan gitmeden önce bir de banyo alanından bahsetmek istiyorum. Burada bir ayaklı küvet var. Küvet aslında Vitra'nın klasik serisi, böyle Victorian stilde bir küveti. Ve burada da yine akşam işte ya da sabah Faralya koylarına doğru böyle bir banyo keyfi yapmak mümkün. Banyo demek de artık biliyorsunuz temizlenmenin çok ötesinde aynı zamanda manevi bir arınma konseptiyle bizim için özdeşleşmeye başladı. Dolayısıyla burası tam anlamıyla kendi içinde kişisel bir koza, bir spa alanı gibi kurgulanmış. Ve yanında da yine o dev yapraklı bitkileri görüyoruz. Küçük bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Bu benim çok dikkatimi çekti. Bu elimde gördüğünüz, tahmin yürütmek isteseydiniz ne derdiniz? Biz bilemedik. Biraz imkansız bir şey gibi. Bu Eswatini ülkesinden alınmış bir yastık. Evet, yanlış duymadınız. O ülkedekiler bunu aslında böyle bir ortopedik yastık gibi kullanıyorlarmış. Ve yazın bizdeki postları bilirsiniz, doğal postlar. Onun tüylü kısmını kışın bunun üzerine koyduklarında son derece sıcak bir yastık haline geliyor. Yazın da ters çeviriyorlar, deri kısmını koyuyorlar ve klimatik bir uyku ortamı sağlamış oluyor böylelikle de. Eswatini aslında bu arada Güney Afrika'da bir, az önce ülke dedik ama bir Güney Afrika'da bir krallık demek belki daha doğru olacak. Dolayısıyla bu parça aslında o kültüre ait bir yerel bir detay. Evet, şimdi Amazon ormanlarının böyle içinden geçer gibi bu yapraklardan kıvrılıp bu sefer evin banyosunun olduğu alana geliyoruz. Burada da yine çok aslında böyle sofistike bir tasarım var. Niye? İşte hiç alışık olmadığımız bir şey. Duvarlar ve kapılar yok. Yani banyonun bir kapısı yok. Tamamıyla böyle bir duvar separasyon sistemiyle ayrılmış bu alan. Yine evin ön cephesinde gördüğümüz panoramik camları bu sefer burada da görüyoruz. Dolayısıyla siz böyle burada duş alırken kendinizi Amazon ormanlarında duş alıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Burada bir defne ağacı var. Dolayısıyla çok büyük bir defne ağacı ve manzara tam anlamıyla yöredeki işte doğal taşlara ve buranın işte bitki örtüsüne bakıyor. Buradaki etajer yine evdeki tüm mobilyaları yapan ustanın eseri. İki katlı bir etajer kullanılmış. Aslında böyle görmeye alıştığımız o klasik banyo mobilyalarının aksine iki katlı böyle ferforjeden aslında döküm de olabileceğini düşünüyoruz. Gerçi ikisi çok farklı şeyler değiller ama böyle iki katlı çok şık bir etajerin üstünde tamamıyla el yapımı ve el boyaması bir seramik lavabo kullanılmış. Bu Aliento markasının kadın bir girişimciye ait ve aslında özünde Kütahyalılar ama bunu ev sahibi Patara'dan almış. Duş alanında zeminde tamamıyla bizce evin ruhuna çok yakışan doğal taşlar yer alıyor. Aslında seramik gibi kesilmiş olmalarına rağmen böyle metro tile dediğimiz stilde aslında seramik değiller. Küvetteki gördüğümüz stil yani Victorian klasik Victorian stil buradaki armatürlerde de devam etmiş. Tabii aslında banyo lavabosunda tamamıyla bir böyle endüstriyel bir tarz gördüğümüz için burada siyah bir armatür var. Ancak duş alanında daha böyle işte altın kaplama ve Victorian stilde bir armatür görüyoruz. Bizce son derece şık görünüyor. Bugün Fethiye Ölüdeniz'deydik. Aslında tarzıyla çok farklı bir evi dolaştığımızı düşünüyoruz. Çünkü gerçek anlamda ev sahibi böyle keçi kılı yani iğne iplikle inşaat sektörüne girmiş ve ilmik ilmik de örerek bu evi inşa etmiş. Bölgenin dokusuna da profesyonelce uyum sağlamış. Bizce ustalıkla yapılmış. Çok keyifliydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben kapanışı yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın.